Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bana bütün trendlerde para kazandıran çok güvenli bir al-sat taktiğini sizlere ücretsiz olarak vereceğim. Bu taktikle yükselişleri ve düşüşleri basit bir şekilde önceden tespit etmek için tek yapmanız gereken TradingView'e girip benimle birlikte bu indikatörleri kurmanızdır arkadaşlar. Sonrasında sizlere nerede alıp nerede satmalıyız? Stop-loss'umuzu nereye koymalıyız? bu taktikle nasıl kar elde ederiz bunların hepsini bu videoda anlatacağım. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu videoyu sonuna kadar izlemek ve anlamak ücretsiz olarak bu sistemden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. A'dan Z'ye çalışan harika bir sistem ve bu sistemde bu şekilde yükselişleri ve düşüşleri harika bir noktada yakalayabiliyoruz. Çok dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar İntromuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan intromuzu izleyelim ve bu sistemimizin %100'ünü öğrenmeye geçelim. resmen Adal sinyalini bulamadık arkadaşlar. Sinyallerinin sonrasında inanılmaz şekilde en dibi buldu, en dibi buldu. Yine burada da en dibi buldu arkadaşlar. Baktık arkadaşlar yine burada da aynı şekilde yine en dibi burada sinyalle bizlere göstermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir sistem. Gerçekten de nasıl ücretsiz olduğuna kesinlikle şaşıracaksınız arkadaşlar. Bir dakikalık grafiklerde burada gerçekten de harika bir sinyallermiş vermiş. Tamamıyla yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Sürekli olarak en dibi bulmuş olduğunu görürüz arkadaşlar. Sinyalleriyle gerçekten müthiş bir sistem. Bu sistemi kullandığınızda ücretsiz olduğuna çok şaşıracaksınız. Bakın bunu kesinlikle söylüyorum. Başarınızı 100 katına çıkaracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm en önemli bölümümüz. Burada Trading Wave'i siz de benimle beraber açabilirsiniz ve sonrasında aynı anlattığım şekilde indikatörleri kurmanız gerekiyor ve bu şekilde bu sisteme sahip olacaksınız. Daha sonrasında Sistemi nasıl kullanırız o bölümlerimize de geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümümüze bir kez tıklıyoruz ve ilk indikatörümüz tamamen bu şekilde yazılıyor. BJ süper yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Bakın direkt olarak karşımıza çıktı. Üzerine tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Bu yorgun superscript olarak yazılıyor ve çok da iyi bir indikatördür. Trendlerde bizlere sinyal verir. Trendlerin öncesinde de bizlere sinyal verir arkadaşlar. Yalnız elbette tek başına kullanmamalıyız. Buradaki indikatörümüzü iki tane harika indikatörle beraber kullanarak çok iyi sinyaller üreteceğiz sizlerle birlikte. Ve sizler bile şaşıracaksınız. Buradaki ücretsiz sistemin nasıl bu kadar yüksek oranda doğru sinyal verdiğine ve nasıl ücretsiz olduğuna kesinlikle şaşıracaksınız arkadaşlar. Bakın ilk indikatörümüzü grafiklerimize entegre ettik. Ayarlar bölümüne geldiğimizde buradaki indikatörümüzün arkadaşlar ayarlarında herhangi bir değişiklik kesinlikle yapmıyoruz. Ben yine de sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde olacak. Tamamıyla aynı şekilde baştan olarak sizlere gösteriyorum. Aynı şekilde güncellemenizi sizlerden rica ediyorum. Herhangi bir farklılık varsa kesinlikle değiştirin arkadaşlar. 5, 8, 5, 9, 25 şeklinde burası kesinlikle bu şekilde kalacak. Sonrasında bakın devam ettiğimizde renkler de bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmanızı kesinlikle istemiyorum. Tamamen aynı şekilde güncellemenizi rica ediyorum sizlerden. Site bölümüne geldiğimizde tamamen yine buradaki ayarlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Dilerseniz Mumları renklendirmesin diyorsanız mesela buradan barkaları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sistemde barkaları kapatarak kullanıyorum. Sonrasında görünürlük bölümü tamamıyla orijinal şeklinde kalıyor. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız soruyor burayı. Bu yüzden burayı da göstermek istiyorum. Görünürlük bölümü orijinal şeklinde kalıyor ve sonrasında tamamı basıyoruz arkadaşlar. Yine devam ediyorum. İlk indikatörümüz tamamıyla hazır. İkinci indikatörümüz göstergeler bölümünden buradan Williams Percent range yazıyoruz arkadaşlar. Bakın direkt olarak karşımıza çıktı. Burada gömülü indikatörlerde bu eskiden Williams R olarak geçiyordu ve ismi bu şekilde güncellendi tamamıyla aynı indikatör arkadaşlar. Bakın tıkladığımızda karşımıza direkt zaten bu şekilde çıkıyor. Williams R olarak çıkıyor arkadaşlar. Buradan sadece ismi güncellendi. Aynı indikatördür. Yani burada Williams Ray indikatörümüzü kullanmış olduk. Williams Ray yazdığınızda halka açık kitaplık bölümünde olan Williams Ray indikatörü değil de biz buraya Williams Percent Range yazıyoruz arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemlidir. İkinci indikatörümüz olarak bu indikatörümüzü kullanıyoruz. Şimdi bu indikatörümüz bizlere dip ve tepelerde sinyaller veriyor. Bizler de dip ve tepelerde nokta atış yapabilmek için buradaki indikatörümüzü kullanacağız. Peki buradaki indikatörümüzün ayarlarını nasıl yapmalıyız? Hemen Buradan göz bölümünün sağ tarafından ayarlar butonuna bir kez tıklıyoruz ve görünürlük aynı şekilde kalıyor. Bunu ilk olarak bir söyleyelim. Sonrasında girdiler bölümünde ayarlarımız bu şekilde oluyor. 10 olarak da kullandığımız oluyor arkadaşlar ancak buradaki sistemde 14 olarak kullanıyoruz. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradan öncelikle arka planımız siyahsa buradaki çizgiyi beyaz, arka planımız beyaz ise Buradaki çizgiyi de siyah olarak güncellememiz gerekiyor. Sonrasında üst bandı çizgi olarak güncelliyoruz orta bandı kapatıyoruz. Alt bandı çizgi olarak güncelliyoruz. Renklerini kırmızı yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde. Yani bunu tamamen sizlere bırakıyorum aslında. Farklı bir renk yapmak isterseniz de elbette yapabilirsiniz. Sonrasında buradaki eksi 20'yi eksi 30 olarak buradaki eksi -80 80'i de eksi 70 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarda Bizler için maksimum önem taşıyor. Bunu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Buradaki sistem dediğim gibi bizlere en dibi ve en tepeleri buluyor ve buradaki sistemimizde sinyallerimizi buralardan alacağız. Birazdan zaten detaylı olarak göstereceğim ve üçüncü indikatörümüz arkadaşlar hemen göstergeler bölümüne geliyoruz. Yine çok önemli bir indikatör. Fisher indikatörü arkadaşlar. Fisher dönüşümü birçoğunuzun aşina olduğu bir indikatör olduğuna eminim ve çok da iyi çalışan bir indikatördür. Tıklayarak üzerine grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Fisher dönüşümü indikatörümüzün ayarlarında birkaç önemli ayarımız var elbette. Burada görünürlük orijinal kalıyor. Girdiler bölümü bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Uzunluk 9 olarak kalıyor kesinlikle. Buradaki sistemimizde 9 olarak kullanıyoruz buradaki ayarımızı. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve burada yapmamız gereken birkaç ayar var. Burada yapmamız gereken arkadaşlar sadece üst ve alt çizgiyi bırakmak. Yani bakın buradaki üstü bırakıyoruz. Bunu çizgi olarak güncelleyebiliriz. Sonrasında diğerlerini kapatıyoruz arkadaşlar ve ve ardından bakın buradaki çizgiyi de aktif ediyoruz. Dilerseniz buradan kırmızı olarak güncelleyebilirsiniz. Ben genel olarak çizgileri kırmızıda kullanıyorum. Bunu da belirtmek isterim ve sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. Bir buçuk bir buçuk şeklinde kalıyor. Bunu da unutmayalım lütfen. Sonrasında tamama basıyoruz. Evet sistemimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi bir al sinyalini nasıl alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sistemimizi kurduk. Nasıl al sinyalini alırız? En önemli bölümlerimizden yine bir tanesi. Yani nasıl al sinyalini alırız derken şu şekilde bir yükselişi nasıl ön görebiliriz? Bunu sizlere hemen detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane indikatörümüz var arkadaşlar. Öncelikle mumlarımız bu şekilde hareket ederken gözlerimiz Williams R indikatöründe olacak arkadaşlar. Öncelikle bakın burada görmüş olduğunuz gibi buradaki Williams R'deki beyaz çizgi aşağıdaki eksi 70 kırmızı çizgisini aşağı doğru keserek mum kapattı ve buradaki beyaz çizgi kırmızı çizginin altına indi. Ve bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kırmızı çizginin altında seyretmeye başladı. Yani burada şunu demek istiyorum. İlk olarak gözümüz Williams R indikatöründe olacak arkadaşlar. Williams Percent Range olarak da buradan aratabilirsiniz. Tekrar söylediğim gibi. Bakın beyaz çizgi kırmızı çizginin altında seyrediyor olacak. Yani bakın şu şekilde bir görüntü. Harika bir görüntüdür. Bakın şu şekilde yuvarlak içine alalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü görmemiz gerekiyor. Yani beyaz çizgi kırmızı çizginin oldukça altında ve uzun süredir de burada hareket ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada hareket ediyor. İşte beyaz çizgimiz kırmızı çizginin altında uzun süre seyrederken hemen aşağıdaki indikatörümüze bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada Fisher indikatörümüzde bir alt çizgi bir de üst çizgi var. Williams R'de beyaz çizgi buradayken yani mesafeli bir şekilde uzun süredir altında seyrederken burada Fisher indikatörümüzde mavi çizgi, turuncu çizgiyi, kırmızı çizginin yani eksi bir buçuk çizgisinin altında alttan kesiyor ise bizlere bir yükseliş sinyali geliyor arkadaşlar. Buradaki iki indikatörümüz bizlere yükseliş sinyali veriyor. Ardından bu şekilde Bakın burada BC Super Script indikatörümüzde kırmızı çizgi olarak seyreden trend çizgimiz bu şekilde yavaş yavaş daralmaya başlıyorsa da bizlere ek bir teyit verir arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi zaten maviye geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki sistemimizdeki ana sinyal Williams Ray'in bu şekilde aşağıda olması ve aşağıdayken de Fisher indikatörümüzden şu şekilde bir kesişim gelmesi arkadaşlar. Şöyle de bir bilgi vermem gerekirse Fisher indikatörümüzde mesela önceki kesişimlerden çok daha ekstrem bir şekilde aşağıda sinyal veriyorsa yani bakın burada mavi çizgi turuncu çizgi burada kırmızı çizgiye yakın bir yerde kesmiş. Ancak burada baktığımız zaman çok fazla ekstrem bir şekilde altında alttan kestiğini görüyoruz ve bu bizlere ek bir teyit sinyali verir arkadaşlar. Yani aralarındaki mesafe ne kadar açıksa bizlere yükseliş sinyalini o kadar iyi verir. Ek olarak da BC Super Script indikatörümüzün verdiği sinyali de kesinlikle atlamıyoruz arkadaşlar. Bakın bir dakikalık grafiklerde burada gerçekten de harika bir sinyal vermiş. Tamamıyla yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz buradaki sinyalimizden sonra arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere çok önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Buradaki sistemimiz dakikalık grafikler için geçerlidir. Zaten hangi zaman dilimlerinde çalışır bölümünde de bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın baktığımız zaman burada alt sinyallerinde görmüş olduğunuz gibi her zaman bir çukur bulduğunu görüyoruz bakın arkadaşlar. Burada çukurun dibinde bizlere bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz. Yani burada terimlerden çok fazla bahsetmiyorum. Yani çukur olarak söylüyorum sizlere. Daha detaylı ve akılda kalıcı anlamanız için arkadaşlar bakın. Bu şekilde bir dip. Sonrasında bakın bir yükseliş ardından geliyor. Burada çok güzel bir şekilde Williams Ray indikatörümüz bizlere sinyalini veriyor. Altında Fisher indikatörümüzde bu esnada kesişimini yapıyor ve yine buradan bir daralma olduğunda ek bir teyit olarak görürüz ve sonrasında bakın yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görürüz arkadaşlar. Yine baktığımız zaman yükseldi ardından bir düşüş oldu devam ediyoruz bakın arkadaşlar yine Williams Stray'mizden dibin dibine kadar bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bakın beyaz çizgi burada aşağı doğru geliyor aşağı doğru geliyor hani ekstrem bir şekilde bakın. Zaten daha önce de gelmiş olduğu bir noktaya geliyor. Bakın şuraya çizgimizi de koyalım şöyle sizlere detaylı olarak göstermek için. Şöyle arkadaşlar yani bayağı bir dibe gittiğini buradan görmüş oluyoruz. Sonra baktığımız zaman yine buraya tekrar geldi. Ardından yine Fisher indikatörümüzden bir kesişim oldu ve yine buradan bir daralma ve kesişim görüyoruz ve yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne kadar iyi çalıştığını burada sizler de görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar hatalı sinyalini göremiyoruz burada. Sürekli olarak en dibi bulmuş olduğunu görürüz arkadaşlar. Sinyalleriyle gerçekten müthiş bir sistem. Devam ettiğimizde arkadaşlar yeni yükseliş sinyallerini kontrol ettiğimizde buradan bir sinyal almış mıyız arkadaşlar? Evet küçük bir sinyal almışız ve ardından ufak bakın yine baktığımız zaman bir dip bulmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim şu şekilde. Şöyle bakalım. Burada bakın yine aşağı doğru girmiş aşağı doğru girmiş ve ardından bir kesişim gerçekleşmiş. Burada BC Super Script indikatörümüzdeki daralma biraz geç gelmiş ancak yine de bakın bir çukur bulmuş olduğunu görüyoruz burada da. Yani ardından yükselişler geliyor ancak yükselişlerin gücü çok yüksekte olabiliyor. Orta seviyede de olabiliyor arkadaşlar. Bakalım şu şekilde hemen tekrar. Bakın yine altındayken bakın altındayken bir sinyal alıyoruz ve yine bakın arkadaşlar burada bir dip bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman en dibi buldu en dibi buldu en dibi buldu buldu NDB buldu. Yine burada da buldu arkadaşlar. Baktık arkadaşlar yine burada da aynı şekilde yine NDB burada sinyalle bizlere göstermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir sistem gerçekten de az önce de söylediğim gibi. Bakalım şöyle bir kesişimini yine bakın aşağısında yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonrasında kesişim beklemişiz ve yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın yine devam edelim şöyle. Bakalım şöyle bir aşağısına gelmiş. Yine William Stray aşağı doğru gelmiş. Aşağıda bir kesişim gerçekleşmiş mi? Şöyle bir bakıyoruz. Tam olarak şurada bir kesişim gerçekleşmiş. Tekrar aşağı doğru indiğinde tam olarak şurada bir kesişim gerçekleşmiş. Sonrasında arkadaşlar bakın şurada bizlere bir sinyal veriyor ve sonrasında aslında yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir püf noktadan bahsetmem gerekirse çok önemli. Bazen arkadaşlar tam William e, buralarda dolaşıp 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 içeri girerken bir kesişim gerçekleşiyor. Tam olarak burada görmüş olduğunuz gibi. Bu da arkadaşlar bizlere güzel bir sinyal verir. Bunu da belirtmek isterim. Ek olarak BC Super Script indikatörümüzdeki şu daralmayı yani iki çizgi arasındaki daralmayı ve kesişim de beklememiz bizler için ek bir teyit olur arkadaşlar. Resmen adal sinyalini bulamadık arkadaşlar. Sinyallerinin sonrasında inanılmaz şekilde yükselişler gelmiş olduğunu görüyoruz. Al sinyallerinin sonrasında bu sistemi kullandığınızda ücretsiz olduğuna çok şaşıracaksınız. Bakın bunu kesinlikle söylüyorum. Çok şaşıracağınızdan eminim arkadaşlar. Bunu sizlere tabii ki de ücretsiz olarak veriyorum. Kullanıp faydalanabilmeniz için arkadaşlar. Ve dediğim gibi buradaki fişir kesişimi ne kadar aşağıda olursa bizlere de o kadar iyi garantili sinyaller verir. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar tekrar. Şimdi peki düşüş sinyallerini nasıl alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi düşüş sinyallerinde sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Öncelikle düşüş sinyallerini dakikalık grafiklerde kontrol etmememiz gerekiyor. Çünkü dakikalık grafiklerde yükseliş trendleri çok güçlü olabiliyor yani düşüş sinyali geldiğinde yükseliş sinyali devam edebiliyor ve bu bizlere hata yaptırabilir. Bu yüzden düşüş sinyallerini saatlik zaman dilimlerinde alabiliriz arkadaşlar. Örnek olarak 4 saatlik zaman dilimlerinde bakın görmüş olduğunuz gibi sistem düşüş sinyallerinde de tamamen aynı işliyor. Nasıl aynı olarak işliyor? Bakın yine bir yükseliş trendimiz mevcut. BC Super Script indikatörümüzde bir yükseliş trendi mevcut olduğunu görüyoruz ve Williams R'nin bakın beyaz çizginin eksi 30 çizgisinin yukarısında seyrettiğini görüyoruz. Yukarısında seyrederken ekstrem bir şekilde bakın şunu şuradan temizleyeyim. Şöyle yapayım. Ekstrem bir şekilde yukarıda Fisher indikatörümüzde mavi çizginin turuncu çizgiyi bir buçuk kırmızı çizgisinin üzerinde yukarıdan aşağı doğru kesmiş olduğunu görüyoruz. İşte bu bizlere bir sinyal veriyor. Bakın Williams e yukarıda Fisher indikatörümüzden de sinyalimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bakın. Tam olarak şurada sinyallerimizi aldık. Düşüş sinyalimizi bizlere verdi ve yakında da buradaki... BC Super Script indikatörümüzün iki çizgisi daralıyor ve kesişim gerçekleşiyor ve ardından da bir düşüş geliyor arkadaşlar. Buradaki düşüş sinyalimizden sonrasında yine düşüş sinyallerinde de harika sinyaller veriyor. Ancak dediğim gibi dakikalık grafiklerde düşüş sinyalimizi kullanmıyoruz arkadaşlar. Dakikalık grafiklerde sadece yükseliş sinyalimizi kullanıyoruz. Düşüş sinyallerimizi almak için saatlik grafikleri tercih edebiliriz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Buradaki sistemimizde dediğim gibi ana sinyalimiz yükseliş sinyalidir dakikalık grafiklerde ancak düşüş sinyalleri de almak isterseniz 4 saatlik zaman dilimlerini tercih edebilirsiniz. Bunu da kesinlikle yıldızlı bir bilgi olarak sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Çok önemli bir bilgidir. Şimdi yükseliş sinyallerimizin sonrasında stop lossumuzu nereye koymalıyız ve pozisyonu ne zaman kapatmalıyız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sistemde çıkışımızı nerede yapmalıyız? Hemen bölümümüze geçelim. Dakikalık grafiklerde öncelikle diyelim ki bir yükseliş sinyali aldık. Bakalım nerede yükseliş sinyalimizi almışız? Tam olarak mumuzu hesaplayalım. Bakın şurada bir yükseliş sinyalimizi aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş sinyalimizi aldık. Yükseliş sinyallerinden sonra ufak düzeltmeler olduğunda mutlaka belirtmek isterim. Bunu arkadaşlar kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Burada BC Super Script indikatörümüzün aşağısındaki çizginin altına bir yüzde belirleyerek bu şekilde stop yükselterek ilerleyebiliriz arkadaşlar bakın burada Öncelikle buradan sinyalimizi aldık. Şunu önce hesaplamamız gerekiyor. Ufak bir düzeltme gelebilir diyoruz ve sonrasında burada BC Super Script indikatörümüzdeki alttaki çizginin altına belirli bir yüzde belirliyoruz ve stop noktamızı buraya yerleştiriyoruz. Diyelim ki arkadaşlar stopumuzu buraya yükselttik ve şunu da belirtmek isterim ki burada diyelim ki bir destek var. Destek çizgisinin altındaki noktaya stopumuzu yerleştirirsek bizlere ek olarak bir güven sağlayacaktır. Şunu da kesinlikle söylemek istiyorum ki buradaki sistemde stop loss noktamızı biraz geniş tutmamız gerekiyor. Çünkü sinyallerimizin sonrasında ufak düzeltmeler olabiliyor arkadaşlar. Karşımızdaki örnekte de görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında yükseliş devam ettikçe BC Super Script indikatörümüzün altında bulunan çizginin altına stopumuzu yerleştirerek yükselişi takip edebiliriz arkadaşlar ve bu şekilde harika yükselişlerin sonuna kadar takip edebiliriz buradaki sistemimizle ve kar yüzdemizi maksimum seviyede tutabiliriz arkadaşlar. Hangi zaman dilimlerinde çalışır? Dakikalık zaman dilimlerinde yükseliş sinyallerimizi alıyoruz. Düşüş sinyallerimizi de 4 saatlik ve üzeri zaman dilimlerinde alıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizi 30 dakikalık grafiklere kadar kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi yükseliş sinyallerinde dakikalık grafikler bizler için en iyi sinyallerini verir. 1 dakikadan 30 dakikaya kadar grafiklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek testlerinizi yapıp ne kadar iyi çalıştığını zaten göreceksiniz. Ancak yükseliş sinyallerinde bunu da kesinlikle bakın altını çizerek tekrar söylüyorum. Yükseliş sinyallerinde saatlik grafikleri tercih etmiyoruz. Düşüş sinyallerinde de dakikalık grafikleri tercih etmiyoruz. Düşüş sinyallerinde çünkü dakikalık grafiklerde yükselişlerde mesela yükseliş sinyali verdikten sonra bakın tam olarak direkt zaten karşımıza çıktı. Bakın burada Williams'ı yukarıdayken Fisher'dan kesişim sinyali görüyor ancak bakın trend o kadar güçlü ki asla yönünü aşağı doğru vermiyor ve bu şekilde düşüş sinyallerinde hata yapabiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar düşüş sinyallerinde 4 saatlikten aşağısını tercih etmemenizi sizlerle rica ediyorum. Dakikalık grafiklerde düşüş sinyallerini kullanmayın yükseliş sinyallerini dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Hisse senedi ve Forex'te de buradaki sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paritelerde de ek olarak kullanabilirsiniz buradaki sistemimizi. Alım satımın gerçekleştiği her yerde bu sistem çalışıyor. Bunun altını kesinlikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'ler için geliştirildi. Ancak alım satımın olduğu her grafik üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen dip ve tepe odaklı olduğu için bunu özellikle de test ettim. Harika şekilde çalışıyor. Mutlaka arkadaşlar sizler de test edin. Dediğim gibi hisse senetleri ve Forex'te de uygulayabilirsiniz buradaki sistemimizi. Evet arkadaşlar, buradaki sistemimize BC Super Script indikatörü yerine hangi indikatörü eklemeliyiz? Bunu kesinlikle yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Tecrübeli bir trader da olsanız fikrinizi yazın. Yeni başlayan bir trader da olsanız fikrinizi yazın arkadaşlar. Şu ayardaki şu indikatörü eklersek bizlere çok iyi gelir. Yani BC Super daha iyi olur diyebileceğiniz bir indikatör varsa sizlerden yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl yorumlar gelecek. Yani şu indikatörü eklersek daha iyi olur. Şu indikatörü eklersek bu sinyalden sonra o indikatörün şu sinyali vermesini beklersek daha iyi olur gibi. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde aşağıda arkadaşlarımız yorumlar kısmında tartışmalar yapıyor, birbirlerinden fikir alıyorlar ve sistemler kuruyorlar. Buna destek olmak isterseniz sizler de hangi indikatör eklemeliyiz buradaki sisteme? Fikrinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Fikirleriniz her zaman bizler için çok önemli. Yorumlar kısmında her türlü fikrinizi bekliyor olacağım. Yorumlarda sizleri bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bölümümüzde sizlere çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada Bitcoin 1 dakikalık grafiklerde Williams Ray'nin tamamen aşağıda olduğunu ve Williams Ray aşağıdayken Fisher indikatörümüzden aşağıdan bir yine kesişim gelmiş olduğunu görüyoruz şuradaki noktada. Burada baktığımız zaman BC Super Script indikatörümüz yönünü aşağı doğru vererek kırmızı şekilde burada kesişimini yapmış ve bakın arkadaşlar şöyle durumlar gerçekleşebiliyor. Canlı trade'lerde bunu defalarca yaşadım. Yani bunu kesinlikle sizlere bildirmem gerekiyor. İşte bu yüzden videoların tamamını izleyin diyorum. Mesela buradaki püf noktasını atlarsanız bu trade'de zarar edebilirsiniz. Bu yüzden burayı çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Bakın arkadaşlar burada kesişimini yapmış. Sonrasında şöyle durumlar gerçekleşebiliyor. Bakın kesişimini yaptıktan sonra ufak bir düzeltme sonrasında yönünü yukarıya doğru verebiliyor. İşte buna her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için şöyle bir senaryo izleyebiliriz. Burada sinyalini verdiği nokta tam olarak arkadaşlar bakın burayı çok iyi dinleyelim. Şunları da kaldıralım. Sinyalimizi tam olarak şuradaki mumda aldık. Şuradaki mumda aldıktan sonra buradaki yükselişi bir kontrol edebiliriz. Ve Burada bu şekilde bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada iki tane uzun gövdeli mum görüyoruz. Burada bizlere şu sinyali verir. Burada şöyle bir senaryo gelebilir arkadaşlar. Buradaki bu şekilde uzun gövdeli mumlardan sonra diyebiliriz ki bu şekilde uzun gövdeli mumlar gelmiş. Bunun ardından bir düşüş gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Ve şu şekilde bir yol izleyebiliriz. Buradaki yükselişin bakın şuradaki yükselişin başlangıcının olduğu yere bir destek çizip buradaki düşüşü bekleyerek Burayı test edip mum kapatmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde yükselişi yine en dipte yakalayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar en dibi de bulabiliriz. Bakın çok önemli bir bilgi burada verdiğim bilgi. Şuradan da sizlere bir bilgi vereyim. Bakın şuralarda da bir örnek illaki vardır. Şu şekilde az önce sanki görmüştüm. Bakın. Heh, aynı şekilde bakın arkadaşlar. Burada baktığımız zaman Williams ray aşağıda evet çok güzel. Fisher indikatörü tam olarak buradaki mumda bakın sinyal verdi ve ardından bir kesişim gelmiş olduğunu görüyoruz. Burada sistemimizin bizlere bir sinyal vermiş olduğunu görürüz arkadaşlar Şu şekilde sistemimizden sinyalimizi aldık buradaki mumda. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Arka arkaya gelen kırmızı mumlar bizlere bir bakın gördüğünüz gibi bir düşüş verdi ve tamam bakın mumlar yönü aşağı doğru verdi. Yükseliş sinyalinden sonra bakın yönünü tamamen aşağı doğru verdi. Baktığımız zaman sonrasında mükemmel bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Bunu kesinlikle atlamayalım. Buradaki sinyalimizden sonra, verdiği sinyalden sonra ufak bir düzeltme olabilir arkadaşlar. Bakın burada da şuradan sonra yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Fitilde hesaplarsak ardından bakın bu şekilde yönünü aşağı doğru vererek yönünü sonrasında desteği de kırarak düzeltme yaptıktan sonra yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz Yani biz burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Sinyallerin sonrasında ufak düzeltmeler gelebiliyor. Bu yüzden stop noktamızı çok iyi belirlememiz bizler için çok çok önemlidir arkadaşlar. Ek olarak şu şekilde bakın şurayı da bir kapatayım. Şu şekilde şunları da sileyim. Kesişimin sonrasında buradaki mavi çizgi tekrar aşağı doğru kesiyorsa da bizlere... Bu düzeltmenin yani şu şekilde yönünü aşağı doğru verebileceğinin sinyalini de aktar arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bakın burada ne olmuş? Gördüğünüz gibi burada önce yukarı sinyali vermiş, sonra hemen ardından aşağı sinyali vermiş. Yani burada bizlere bir hatalı sinyal olduğunu da sinyalini veriyor arkadaşlar. Yani buradaki sinyallerden sonra ufak düzeltmeler olabileceğini kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Stop noktamızı bu şekilde geniş tutmakta fayda var diyorum buradaki sistemimizde. Buradaki püf noktasına da kesinlikle çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şöyle mesela baktığımız zaman şuradaki sinyalle bir kontrol edelim. Bakın burada videonun başındaki alt sinyallerimizde söylediğim örnek gerçekleşmiş. Yani buradaki bildiğim sıra içeri doğru girerken buradan kesişim gerçekleşmiş ve yine bakın en dibi bulmuş olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Kesişim de buradan sonrasına gelmiş ve inanılmaz bir şekilde yükseliş olduğunu görüyoruz. Buradan da bu şekilde sinyallerimizi alabiliriz. Sistemimiz gerçekten harika bir şekilde çalışıyor. Videoyu inşallah arkadaşlar baştan sona çok detaylı bir şekilde izlemişsinizdir. Herhangi bir püf noktasını umarım kaçırmamışsınızdır. Bu sistem sizlere inanılmaz faydalı olacak. Bunun kesinlikle altını çizmek istiyorum. Sistem sizlere faydalı olduysa kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar canlı bir sinyalle de bunu örneklendirmem gerekirse bakın buradaki püf noktamızı çok önemli bir püf noktamızı canlı bir sinyalle de örneklendirmem gerekirse yani videonun başlangıcından beri buradaki bölüm açık. Direkt olarak zaten buradaki sinyalini bizlere verdi. Bakın Williams Red tamamen aşağıda. Bu bir. İkincisi Fisher indikatörümüzden kesişim geldi. Ardından baktığımız zaman arkadaşlar buradan Kesişimimizde gerçekleşti görmüş olduğunuz gibi kesişimimizde buradan aldık şu şekilde işaretleyelim şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi sonrasında yine bir düzeltme olup bakın yönünü sonrasında yukarıya doğru verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar işte buradaki düzeltmelere her zaman dikkat etmemiz gerekiyor buradaki yükselişin trend başlangıcına bir destek koyup altına belirli bir yüzde koyarak öncelikle bekleyebilirsiniz veya sinir aldıktan sonra belirli bir süre bekledikten sonra sinyalimizi alabilir ve bu şekilde işleme girebiliriz arkadaşlar. Son olarak bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Yükseliş sinyali geldi, dip, yükseliş sinyalinden önceki en dibe desteğimizi koyduk. Sonrasında buradaki desteğimize yaklaştığında bir süre bekledikten sonra buradaki desteğimizin üzerine çıkan ilk mumda işleme girebiliriz arkadaşlar. Az önce de zaten önlemize verdiğimiz gibi buradan aşağı doğru bir kesişim gerçekleşti. İşte burada bir süre bekledikten sonra yanan ilk yeşil mumda işlemimize girebiliriz arkadaşlar. Zaten bakın ardından Tekrar BC Super Secret indikatörümüzden alttan kesişim geldi ve yönünü tamamıyla yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın dakikalık grafiklerde canlı olarak bir düşüş sinyali aldık. Ancak dediğim gibi düşüş sinyallerinde dakikalık grafikleri çok fazla tercih etmiyoruz. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken püf nokta işte sinyalimizi aldıktan sonraki şu düzeltmeyi nasıl kendi lehimize çevirebiliriz. İşte bu şekilde lehimize çevirebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki desteğe yaklaştıktan sonra bu desteğin üzerinde kapanan ilk mumda sinyalimizi alabiliriz. Şuradaki görüntüyü kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu görüntüdeki aldığınız tecrübe şu sistemi kullandığınız kazandığınızdaki başarınızı 100 katına çıkaracak arkadaşlar. Bunu bakın belirtmek isterim. Buradaki püf noktayı kesinlikle unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bir like'a lütfen bizlere çok görmeyin ve kanalımıza, ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.